merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz şimdi bu videomuzda neler yapacağımızı anlatayım ilk önce canlıların ortak özellikleri bilimsel yöntem ve canlıların temel bileşenleri ile ilgili çıkmış soruları çözeceğiz son 13 yılın yani 2010 yılında 2022 yılına kadar olan bütün çıkmış soruları taradım ve e, bu üç konuyla ilgili Soruları buldum arkadaşlar ayırdım bunları konu konu ben size Her bir konuyla ilgili çıkmış soruları çekeceğim ilk olarak bunlardan başlıyoruz Normalde canlıların ortak özellikleri ve bilimsel yöntemi Ayrı ayrı yapacaktım ama İkisinden de birer tane soru var. Bir, birer ikişer tane soru var. O yüzden de hepsini birleştirdim. Daha çok zaten canların temel bileşenleriyle ile ilgili soru çıkıyor. Son zamanlarda bilimsel yöntem de birazcık e, önem kazanmaya başladı. O yüzden e, bunların üçünü birlikte çekeceğiz. PDF olarak açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Cevap anahtarı da var en sonunda. Önce siz çözün daha sonra benim çözümlerimi dinleyebilirsiniz. Ya da direkt olarak benimle birlikte çözebilirsiniz. Hemen başlayalım. Şöyle birinci sorumuz 2011 YGS. Diyor ki bir proteinin yüksek sıcaklıkta, düşük pH koşulunda ya da çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu ortamda 3 boyutlu yapısı bozulmuş ancak bu durumdan peptit bağları etkilenmemiştir. 3 boyutlu yapısı bozulmuş bu proteinle ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar proteinlerin e, yapılarına baktığımız zaman proteinin şöyle düz bir zincir hali vardır. Bu zincir hali amino asitlerin yan yana gelerek peptit bağlarıyla oluşturduğu yapıdır. Biz buna polipeptit diyoruz. Daha sonra bu yapı yavaş yavaş şöyle kıvrılmaya başlar. Bu iki boyutlu yapısıdır. Bir de arkadaşlar daha da böyle kıvrımlaşarak üç boyutlu yapı haline gelir. Proteinin iş yapabilmesi için üç boyutlu yapısını kazanması lazım. Eğer ortamda bir yüksek sıcaklık varsa düş, düşük pH varsa proteinin üç boyutlu yapısı bozulur ve tek boyutlu yapısı kalır. Yani şu yapı kalır. Şimdi bu yapıda peptit bağlarında herhangi bir şey olmaz. Birincil yapısı bundan etkilenmez. Dolayısıyla bakın bir de ne diyor? Birincil yapısı etkilenmemiştir. Bu doğru. Amino asitlerin dizilimi bozulmuştur diyor. Hayır zaten birinci yapı nedir? Amino asit diziliminin olduğu yapıdır. Dolayısıyla bu yanlıştır. İşlev yapamaz konuma gelmiştir. Evet bu doğru. Bir proteinin üç boyutlu yapısı bozuluyorsa o protein artık işlev yapamaz arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Doğru olanı sorduğu için 1 ve 3 denizli şıkkı olur. Gelelim ikinci sorumuza 2012 YGS. Amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır. Hipotezini kanıtlamak için düzenlenen bir deneyde. Yukarıdakilerden hangilerinin birlikte kullanılması gerekir? Şimdi amino asitler proteinlerin yapı taşıdır. Ben bunu eğer... E Deney kurarak kanıtlamak istiyorsan bir kere benim ortama amino asit koymamam lazım. Ne yapmam lazım? Protein koyacağım değil mi? Protein ayıracına gerek yok. Zaten ben proteini ortama koymuşum. Dolayısıyla bunu almama gerek yok. Proteini yıkan enzimi koymam lazım arkadaşlar. Yani protein parçalansın bakalım yapı taşı olarak ne açığa çıkıyor. Amino asit de koymamam lazım. Çünkü eğer ben o proteinin yanına amino asit koyarsam e, amino asit koyduğum zaman ne olacak? Gider o amino asit, amino asitler boyanır. Dolayısıyla benim sonucum doğru çıkmaz. O yüzden amino asiti benim eklememem lazım ki protein sindirilsin. Ona göre açığa çıksın. Tabii ki e, amino asit koymam lazım. Bakalım ortama e, amino asit verildi mi, amino asit açığa çıktı mı diye. Dolayısıyla 1, 3 ve 5'i ortama koymam gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olur. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki organik molekül çiftlerinden hangilerinin yapı taşı benzerdir? Bakalım. Şimdi glikojen kolesterol demiş. Glikojen nedir? Bir polisakkarittir. Yapı taşı arkadaşlar glikozdur. Glikoz. Kolesterol zaten bir yağ molekülü. İlk bir kere bunlar zaten birbirine aynısı değil. Glikojen nişasta. Şimdi glikojenin de yapı taşı glikozdur. Nişastanın da glikozdur. Dolayısıyla bunların yapı taşı birbirine Benzer cevabımız Bursa şıkkı olacak ama diğerlerine de bakalım. İnsülin nedir? Bir protein. Kolesterol bir yağdır. Dolayısıyla bunların yapı taşı benzer değildir. İnsülin protein. Glikojen bir karbonhidrattır. Dolayısıyla bunların yapı taşı da aynı değildir. İnsülin nişasta bu da aynı şekilde arkadaşlar. Protein ve karbonhidrat olduğu için yapı taşları benzer değildir. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı. Glikojen ve nişasta olur. Dördüncü sorumuza gelelim. 2014 YGS. Bakın canlıların ortak özellikleri ile ilgili bir soru. Canlılar hareket, beslenme, solunum, boşaltım, uyarıya tepki verme, üreme ve büyüme gibi ortak özelliklere sahiptirler. Buna göre bitkilerdeki bazı yaşamsal olaylar ile canlıların ortak özellikleri arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi atık maddeleri uzaklaştırma boşaltım olur değil mi? Bu doğrudur. Karbondioksit kullanarak oksijen üretme solunum demiş. Şimdi arkadaşlar solunumda ne yapıyoruz? Oksijen kullanarak karbondioksit üretiyoruz. Bitki karbondioksiti kullanıp oksijen üretiyorsa bu bitki fotosentez yapıyor demektir. E, solunum değil. Dolayısıyla yanlış olan Bursa şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Madde yapımı ve yıkımı metabolizma. Evet maddelerin yapımına yıkımına toplam metabolizma diyoruz. Yavru oluşturma üreme doğru. Işığa doğru yönelme uyarıya tepki verme. Evet uyarıya tepki verme tüm canlılarda ortaktır. Bitkiler ışığa doğru yönelerek veya kimyasal bir maddeye doğru yönelerek bu tepkiyi verirler. Biz de ise genelde hareket ederek tepki veriyoruz arkadaşlar. Doğrudur. Cevabımız B şıkkı olur. Beşinci sorumuz. Aşağıda hücreye kullanılabilir enerji sağlayan bir molekül olan e, ATP şematize edilmiştir diyor. Buna göre soru işaretiyle gösterilen yapı hangisidir? Şimdi arkadaşlar ATP'nin yapısına baktığımızda ATP'nin yapısında bir tane adenin bazı riboz şekeri bir de 3 tane de fosfat grubumuz var. Şimdi adeninle e, riboz şekerin birleştiği yapıya biz adenozin diyoruz. Veya diğer bir isimle nükleozit diyoruz arkadaşlar. Çünkü ATP nükleotit yapılı bir e, enerji kaynağıdır. Dolayısıyla ad adeninle ribozun birleştiği yapıya biz ne diyoruz? Nükleozit. Nükleozitin yapısına bir tane fosfat geldiği zaman adenozin monofosfat. 2 tane fosfat geldiği zaman adenozin difosfat yani ADP, 3 tane fosfat geldiği zaman da ATP yani adenozin trifosfat oluşur. Buraya nükleozit değil, adenozin de yazabilirdi. Doğru olurdu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. 6. sorumuz Vücut sıcaklığı yükseldiğinde insan derisindeki ter bezlerinden sıvı salgılanarak vücut sıcaklığı düşürülmeye çalışılır. Vücut sıcaklığının düşürülmesinde salgılanan sıvı içerisindeki suyun hangi özelliğinden yararlanılmaktadır? Suyun iyi bir çözücü madde olması, suyun özgül ısısının yüksek olması, suyun 4 derecede en yoğun olması, su moleküllerinin adezyon yapması, su moleküllerinin yüzey gerilimi oluşturabilmesi. Şimdi arkadaşlar vücut sıcaklığının düşürülmesi için biz terliyoruz. Terlediğimiz zaman da vücudumuz soğuyor. Dolayısıyla bu terleme ile ilgili olan şey zaten vücut sıcaklığı dediği için direkt nedir? Özgür ısısının yüksek olmasıdır. Cevabımız bu olur. Peki çözücü bir madde olması demiş. Eğer bir maddenin işte hidroliz edilmesi deseydi, bir maddenin işte yapı taşlarına ayrılması deseydi o zaman aşıkkın alırdık. Suyun artı 4 derecede en yoğun olması, en yoğun dediği yani donma derecesine yakın olması demesidir. Dolayısıyla burada donma ile ilgili herhangi bir şey vermemiş buza. Bu, bu da gitti. Su moleküllerinin adezyon yapması. Adezyon nedir? Adezyon bir molekülün farklı bir moleküle bağlanmasıdır. Mesela şunu bir bitkinin e, su taşıyan boruları olarak düşünün. Su molekülleri gelip bu borulara böyle yapıştığı zaman adezyon kuvveti uygulamış oluyor. Bu nedir? Adezyondur. Mesela şişeyi, elinizde su şişesi varsa şöyle bir sallayın. Daha sonra onu böyle koyun. E, su moleküllerinin bir arada tutularak sıvı halde dibe çökmesi kohezyon kuvvetidir. Çünkü su molekülleri birbirine hidrojen bağlarıyla tutuluyor. Ama o şişenin kenarlarına yapışan damlalar arkadaşlar adezyon kuvveti sayesinde yapışıyor. Yine bunun sorumuzda bilgisi yoktur. Su moleküllerinin yüzey gerilimi oluşturabilmesi. Su molekülleri şöyle bir araya geliyorlar. Bakın mesela burayı bir göl olarak düşünün. Şurası da suyun yüzeyi olarak düşünün. Arkadaşlar burada su molekülleri aralarında hidrojen bağları kurarak bir yüzey gerilimi oluşturuyor. Ve bu yüzey gerilimi sayesinde böcekler üzerinde yürüyebiliyor veya üzerinde durabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla yüzey gerilimiyle de ilgisi yoktur sorumuzun. Cevabımız ne olur? Bursa şıkkı olacak. 7. soru aşağıdaki moleküllerden hangisi koenzim olarak görev yapar? Şimdi bu soruyu yapabilmemiz için koenzimin ne demek olduğunu bilmemiz lazım. Arkadaşlar enzimlerin yapısına baktığımız zaman enzimler bir protein artı bir de yardımcı kısımdan oluşur. Protein olan kısmına biz her zaman apoenzim diyoruz ve protein olan kısım tüm enzimlerde bulunur. Yardımcı olan kısım ise kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bakın ya organik bir madde gelip bağlanır arkadaşlar ya da inorganik bir madde gelip bağlanır. Eğer organik madde bağlanıyorsa biz buna koenzim diyoruz. Koenzim. İnorganik bir madde bağlanıyorsa buna da kofaktör diyoruz. Kofaktör. Organik madde olarak vitaminler gelip bağlanabilir. İnorganik madde olarak da mineraller gelip bağlanabilir. Dolayısıyla bize koenzim çeşidini sormuş. Yani burada bizim bir vitamin arıyor olmamız lazım. Bakıyorum hangisi olur? Tabii ki B1 vitamini olur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim 8. sorumuza. Diyor ki: Aşağıda insan vücudunda sentezlenen tripeptit, trisakkarit ve trigliserit organik moleküllerinin sentezleri şematize edilmiştir. Bunların sentezlenmeleri sırasında açığa çıkan su molekülü sayılarının kıyaslanması ile ilgili olarak hangisi doğrudur demiş. Şurayı silelim. Şimdi su moleküllerine bakacağız. Arkadaşlar her bir bağ oluşumunda bir tane su molekülü açığa çıkar. Bakın tripeptitte kaç tane bağ oluşmuş? Bakın 1, iki. O zaman buradan iki tane su açığa çıkacak. Trisakkaritte 1, iki. O zaman burada da iki tane su açığa çıkar. Trigliseride bakalım. Bakın Trigliserit bir yağdır. 3 tane yağ asitinin gliserol molekülüne bağlanmasıyla oluşuyor. Ne olacak? Bakın kaç tane bağ var burada? 1, 2, 3. O zaman burada kaç tane su var? 3 tane. O zaman ben ne diyeceğim? 1 ve 2 birbirine eşittir. İkisi de küçüktür. 3'ten değil mi? O zaman cevabımız ne olur bu durumda? 1, 2 eşit, 3'ten küçük. Cevabımız C eşit olur arkadaşlar. Bu şekilde hesaplama yapıyoruz. 9. soru. 2017 YGS'de çıkmış. Selülozun insanlar tarafından sindirilemeyip dışarı atılmasına karşın sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Arkadaşlar selüloz insanlarda sindirilmez. Çünkü bizlerde sindiren enzim bulunmaz. Dolayısıyla biz selülozlu besinlerle beslendiğimiz zamanlarda selülozdaki glikozdan faydalanamıyoruz. Çünkü sindiremiyoruz. Ama biz bunu sağlıklı bir diyet için kullanıyoruz. Yani diyet dediğimiz şey olarak düşünmeyin. Hani diyet yapıyoruz bir şeyler yemiyoruz falan öyle düşünmeyin. Günlük yediğiniz yemekler olarak düşüneceksiniz buradaki diyeti. Biz günlük yediğimiz yemeklere işte selüloz bakımından zengin olan işte yeşillik olur, diğer meyve sebzeler olur bunları eklediğimiz zaman ne olacak? Bizim daha sağlıklı olmamızı sağlayacak. Peki bunun sebebi ne? Şimdi selüloz sindirilemiyor ama hem bizim midemize gelip bir doygunluk hissi oluşturuyor hem de arkadaşlar sindirim kanalındaki hücreleri uyararak mukus salgılanmasını uyarıyor. Böylece sindirimi başlatıyor ve yediğimiz diğer besinlerin daha kolay bir şekilde sindirilmesini sağlıyor. Sindirim sistemimizin çalışmasını sağlayarak onun sağlığının korunmasını sağlıyor. Dolayısıyla cevabımız bununla ilgili bir şey olacak. Yapı biriminin glikoz molekülleri olması bunun ilgisi yok. Glikozidik bağlarla ilgisi yok. En bol bulunan polisakkarit olması tamam doğru en bol bulunan polisakkarit ama bununla da ilgisi yok. Uzun zincirli olmasıyla da ilgisi yok. Hangisi cevabımız olacak? Tabii ki E şıkkı bizim cevabımız olur. Sindirim kanalı duvarındaki hücrelerin mukus salgılamasını uyarması arkadaşlar. Böylece bizim sindirim kanalımızın daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Gelelim 10. sorumuza. Trigliseritlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Neydi trigliserit? Az önce de görmüştük. Bakın, bir gliserol molekülüne bir gliserol molekülüne 3 tane yağ asidinin bağlanmasıyla oluşuyor arkadaşlar. Bu yağ asitleri her birinden, her biri birbirinden farklı da olabilir, hepsi aynı da olabilir. Peki her bir yağ asidi bağlandıkça hangi bağ oluşur? ester bağı oluşur ve her bir ester bağı oluştukça da arkadaşlar su açığa çıkar. Şimdi bakıyorum. O zaman 3 tane ester bağı var yapısında. 3 tane de su açığa çıkıyor. Diyor ki aynı miktardaki karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla enerji verir. Bu doğrudur. Enerji sıralaması yaptığımız zaman en fazla enerjiyi yağlar veriyor. Daha sonra proteinler veriyor. En az enerji ise karbonhidratlar veriyor. Peki madem öyle biz neden ilk sırada karbonhidratları kullanıyoruz? Çünkü karbonhidratların parçalanması için gerekli olan oksijen yağlara göre, proteinlere göre daha azdır. Bu yüzden de arkadaşlar en kolay parçalanabilen karbonhidratlar olduğu için en kısa yoldan karbonhidratları parçalıyoruz. Eğer vücudumuzda parçalayacak bir karbonhidrat yoksa ondan sonra yağlara geçiyoruz en sonunda proteinleri kullanıyoruz. O zaman bu olmaz. Şey bu doğru pardon. Yapılarında 3 adet ester bağı bulunur. Evet bakın 3 tane ester bağı var burada. Doğru. Yapılarında 3 molekül gliserol bulunur demiş. Bakın gliserolü kaç tane yazdım ben buraya? 1 tane. Yağ asidi 3 tanedir. Bu yanlış. Doymuş ve doymamış olmasını içerdiği yağ asitlerinin özelliği belirler. Evet eğer yağ asitleri hidrojen bakımından zenginse onlara biz doymuş yağ asit diyoruz. Eğer hidrojen bakımından fakirse, ona da doymamış yağ asit diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla doymuş veya doymamıştı yağ asitleri belirliyor. Yapıya katılan yağ asitlerinin bir kısmı insan vücudunda sentezlenirken, bir kısmı besin yoluyla alınır. Bu da doğrudur. İnsan vücudunda sentezlenenleri de var. Bizim sentezleyemeyip dışarıdan hazır aldıklarımız da var. Hatta dışarıdan hazır aldıklarımıza biz ne diyoruz? Esansiyel esansiyel yağ asidi veya arkadaşlar diğer bir ismiyle temel yağ asidi diyoruz. Bunları mutlaka almamız gerekiyor yediğimiz besinlerle. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız C şıkkı olacak. 11. soru bakın şeyle ilgili bir sorumuz. 2018 TET'de çıkmış arkadaşlar. Diyor ki bir grup öğrenci proje, proje çalışması kapsamında ışın patates bitkisine filizlenmesi üzerinde olumlu etkisi vardır. Görüşünü ileri sürerek araştırmaya başlıyor. Öğrencilerin bu amaçla yaptığı çalışmaların aşamaları aşağıda verilmiştir diyor. Öğrencilerin bu proje çalışmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Şimdi ilk önce şıkları okuyayım, daha sonra şıkları yerleştiririz buralara. Kontrollü deney yapma, gözlem yapma, teori oluşturma, çıkarım yapma, hipotez oluşturma. Bakalım. Şimdi bakın. E, hipotez oluşturmayı zaten şu en başta yapıyor Bakın, ışığın patates bitkisinin filizlenmesi üzerinde olumlu etkisi vardır. Bunu zaten hipotez yapma yapmış. O zaman E şıkkı gitti bu var. 10 adet patates alarak her biri uzunlamasına ikiye kesilmiştir. Her bir patates parçasının üzerindeki göz bölgeleri sayılıp kaydedilmiştir. Her bir patates parçasının alt kısmı ıslatılmış kağıt havlulara sarılmış ve kesik kısımları üst üste gelecek şekilde şeffaf naylon torbalara yerleştirilmiştir. Naylon torbaların ağızları kapatılarak üzerlerine toplu iğne ile eşit sayıda delikler açılmıştır. Bu şekilde hazırlanan patateslerden yarısı ışık alan, yarısı da karanlık ortama konulmuş. Diğer koşullar özdeş tutulmuştur. Bakın burada bir kontrollü deney var mı? Şurada var, değil mi? O zaman kontrollü deneyde gitti. Öğrenciler diyor bir hafta sonra naylon torbaların ağızlarını açarak her bir patates parçasının üzerindeki filizleri sayarak kaydetmiştir. Bakın burada bir gözlem yapıyor mu? Yapıyor arkadaşlar. O zaman gözlem yapma da var. Bulgularına göre ışığın filizlenmeyi olumlu yönde etkilediği kaydedilmiştir. Bakın burada da bir çıkarım yapmış mı? Yapmış ama teori oluşturmamışlar. Teori oluşturmak işte şöyledir. Işığın e, patates bitkisinin filizlenmesi üzerine olumlu etkisi vardır. Artık tamamen hani şey gibi e, belli bir kural gibi ortaya koyuyorlar arkadaşlar. Ama burada herhangi bir öyle bir şey yok. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA'nın ortak özelliklerinden biridir? Her birinin yapısında tüm pirimidin baz çeşitleri yer alır demiş. Şimdi bakın. Pirimidin baz çeşitleri neler? Pirimidinler timin, sitozin ve urasil. Şimdi Timin ve sitozin DNA'da var. Sitozin ve urasil de RNA'da var. Dolayısıyla her birinin yapısında tüm pirimidin baz çeşitleri yer alır demesi doğru olur mu? Olmaz. Çünkü DNA'da urasil yok, RNA'da da timin yok. Dolayısıyla bu yanlıştır. Her iki molekül de nükleotit polimeridir. Nükleotit neydi? DNA ve RNA'nın yapı taşı çok miktarda nükleotitin yan yana gelerek oluşturduğu yapıya da zaten polimer diyoruz. DNA ve RNA oluşu dolayısıyla her iki molekülde nükleotit polimeridir. Doğru. Her zaman zarlı organel içerisinde bulunurlar demiş. Hayır, prokaryotlarda mesela DNA sitoplazmada bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Zincirlerindeki pirin ve pirimidin bazlarının sayıları her zaman birbirine eşittir. Şimdi pirin bazları adenin ve guanin Primidin bazları neydi? Sitozin, timin, urasil. Şimdi bu eşitlik DNA'da var. Çünkü DNA çift zincirli birbirinin tamamlayıcısı ama RNA'da yoktur. Çünkü RNA tek zincirli olduğu için kaç tane adenin var, kaç tane guanin var bilemiyoruz. Ama DNA'da arkadaşlar çift zincirli olduğu için birinin sayısını bildiğimiz zaman diğerlerinin sayısını çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla bu da yanlış. DNA için geçerli bu olay. Hücre döngüsünde replikasyon geçirirler. Bu da yine DNA için geçerlidir. DNA replikasyon geçirebilir ama RNA DNA tarafından sentezlenir. Dolayısıyla yanlıştır. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olur. 13. soru. 2020 TET'de çıkmış. DNA ile ilgili hangisi yanlıştır? Nükleotit adı verilen monomerlerden yapılmıştır. Evet az önce de söyledik. Doğru. Hücre bölünmesi öncesinde kendisini kopyalar. Evet. Zaten eğer DNA kendisini kopyalıyorsa arkadaşlar, o hücrenin bölüneceğine bir kanıttır. DNA başka zaman kendisini kopyalamaz. Sadece hücre bölüneceği zaman kopyalar. Doğru. Genetik bilginin yavru hücrelere aktarımında işlev görür. Doğrudur arkadaşlar. Genetik bilgi DNA sayesinde nesilden nesile aktarılıyor. Hücredeki proteinler DNA'daki bilgi üzerinden sentezlenir. Bu da doğrudur arkadaşlar. E, proteinler DNA'da bulunan mesela DNA'daki gen bölgeleri vardır. Gen bölgelerinde bulunan bilgiler üzerinden sentezleniyor. Doğru. Canlardaki DNA'ların farklılığı sadece nükleotitlerin dizilimine dayalıdır demiş arkadaşlar. E, sadece nükleotidin, nükleotidin söyleyemedim. Nükleotidin dizilimine değil, nükleotit sayısına, DNA'nın uzunluğuna, nükleotitlerin ee, nasıl bir şekilde bir nasıl söyleyeyim? Şöyle. Adenin guanin sayısına da bağlıdır arkadaşlar. Dolayısıyla sadece dizilim değil, sayı da burada önemlidir. DNA uzunluğu da burada önemlidir. O yüzden cevabımız E olacak. Zaten soruda sadece kelimesi geçiyorsa orada bir işkillenin yani orada bir şey vardır. Biyolojide çünkü böyle çok kolay kolay şey olmaz. Hani kesin bir şey olmaz. Dolayısıyla burada bir sadece görüyorsanız mutlaka orada bir şey vardır. Orayı bir e, kurcalayın derim yani. 14. sorumuz. Trigliseritlerle ilgili diyor hangileri doğrudur? Trigliserit az önce de söylemiştik. Bir tane gliserol molekülüne 3 tane yağ asidi bağlanıyordu, değil mi? Yağ asidi bir molekül trigliserit oluşurken bir molekül su açığa çıkar demiş. Bakın bu yanlış değil mi? Neden? Çünkü bir molekül trigliserit oluşurken kaç tane su açığa çıkıyor? 3. O zaman bu yanlıştır. Bir gliserol ve 3 yağ asidinin esterleşmesi sonucu bir trigliserit molekülü oluşur. Doğru arkadaşlar. Bakın bir gliserol 3 tane yağ asidi. Doğru. İnsanlar sentezledikleri e, trigliseritlerin yapısındaki yağ asitlerinin bir kısmını besinlerle dışarıdan almak zorundadır. Bu da doğrudur. Zaten az önceki soruda da çıkmıştı. Aynı sevmen hemen. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak. Dikkat ederseniz DNA, trigliseritler, e, işte e, proteinlerle ilgili daha çok soru çıkmış arkadaşlar. Gelelim 15. sorumuza. 2010 LYS. Şimdi LYS'de de eskiden çıkıyordu bu TET konuları. Şimdi soru sayıları azaldığı için TET'e ait ayrımı yaptık. Ama eskiden ygs lys döneminde konu ayrımı yoktu. Sistemler YGS'de çıkabiliyordu. Veya işte e sınıflandırma LYS'de çıkabiliyordu. Veya canlı temel birleşenleri e LYS'de çıkabiliyordu. Herhangi bir ayrım yoktu biyolojide. Ama artık TT ait diye ayrım yapabiliyoruz. Diyor ki aşağıdaki tabloda. X, Y, Z, T ve U maddeleriyle ilgili olarak karaciğerde gerçekleşen bazı metabolizma olayları verilmiştir. Diyor ki tablodaki bilgilere göre X, Y, Z, T ve U maddelerinden hangisi glikojeni göstermektedir? Şimdi glikojen olabilmesi için arkadaşlar e, karaciğerin bunu hem sentezlemesi lazım hem yıkabilmesi lazım hem depolayabilmesi lazım. Tamam mı? Bakıyorum bunlara en uygun olan hangisi? Bakın x'e bakın. Hem sentezlenmiş hem yıkmış hem de depolamış. O zaman büyük ihtimal x olacak. Ama diğerlerine de bakalım. Y'de sadece yıkım ve depolama var. Sentezleme yok. Z'de sadece sentezleme ve salgılanma var. Olmamış. T'de sadece sentezleme ve salgılanma. Zaten ikisi aynı şey olamaz. U'da sadece yıkım var. O da olmaz ama en mantıklı olan hangisi? X'tir. Dolayısıyla cevabımız aşık olur. 16. soru. DNA ve RNA yukarıdakilerin hangileri bakımından birbirinden farklılık gösterir? Bakalım. Fosfat grubunun organik baza bağlandığı yer. Arkadaşlar zaten nükleotit yapılı oldukları için ikisi de fosfatın organik baza bağlandığı yer aynıdır. Yani değişmez. Dolayısıyla bunun herhangi bir farklılık göstermez. Taşıdığı şeker sayısı. Bakın. DNA'da deoksiriboz şeker vardır. RNA'da arkadaşlar riboz şeker vardır. Dolayısıyla bu farklılık gösterir. Organik organik bazın şekere bağlandığı yer bu da farklılık göstermez çünkü nükleotit yapılı olduğu için bağlanma yöntemleri aynıdır. Sadece içerikleri farklıdır. Dolayısıyla bunu almıyorum. Yapısındaki nükleik asit zincir sayısı DNA'da 2 zincir varken RNA'da 1 zincir var değil mi? Dolayısıyla bu da farklılık gösterir. Cevabımız ne olacak? 2 ve 4 olur arkadaşlar. Yani denizli şıkkı olur. 17. Birbirlerine bağlı çok sayıda benzer ya da özdeş monomerden meydana gelmiş uzun moleküllere polimer denir. Buna göre aşağıdaki moleküllerden hangisi polimer değildir? Bakalım. Şimdi nişasta çok sayıda glikozun yan yana gelmesiyle oluşur. Polimerdir. Glikojen ve selüloz için de aynı şey geçerli. Kitin için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Sadece kitinde yapısında ekstra azot vardır. Dolayısıyla hani bunlardan fark olarak sadece azot var kitinde. Ama glikojen, nişasta, selüloz hepsi bir çok sayıda glikozun yan yana gelmesiyle oluşuyor. Sadece bağlanma biçimleri farklı olduğu için birbirinden farklı moleküller ortaya çıkıyor. Ama kolesterole baktığımız zaman kolesterol bir e, yağ çeşididir. Steroid dediğimiz bir yağ çeşididir arkadaşlar. Ve kolesterol bir makromolekül değil bir e, monomer de diyemeyiz aslında. Bir küçük moleküldür arkadaşlar kolesterol. Dolayısıyla cevabımız aşık olur. 18. soru. Proteinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Canlılarda yapı malzemesi olarak kullanılırlar. Bu doğru arkadaşlar. Zaten yapıya en çok katılan molekül proteinlerdir. Doğru. Temel yapı birimleri amino asitlerdir. Evet proteinlerin yapı birimi amino asit. Amino asit dizilimleri DNA tarafından belirleniyor. Evet DNA'daki gen bölgeleri vardı. Bu gen bölgeleri tarafından belirlenir. Doğru. Amino asit dizilimleri canlıların akrabalık durumlarını belirlemede kullanılabilir. Doğru arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi DNA'mıza baktığımız zaman bütün insanların DNA'sı %99 oranda birbirine benziyor. Bizi birbirimizden farklı kılan şey sadece o %1'lik kısım. Mesela akrabalık durumlarında canlıların proteinleri birbirine ne kadar çok benziyorsa o kadar akrabadırlar. Dolayısıyla amino asit dizilimleri akrabalıkta kullanılır. Canlılarda işlev gören tüm enzimlerin yapısı sadece protein. Bakın ne dedim? Sadece yazıyorsa bir şey vardır orada. Sadece proteinlerden oluşmuştur diyemiyoruz. Çünkü şimdi bazı enzimler tamam sadece proteinden oluşmuş ama burada tüm enzimler demiş. E, bileşik enzimler ve bileşik enzimlerin yapısında protein artı bir de ne vardı? Yardımcı kısım vardır. Sadece proteinden oluşmuş diyemiyorum. Çünkü bazılarında yardımcı kısım vardır arkadaşlar. Cevabımız eşit olacak. 19. Vitaminlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi vitaminler iki şekilde oluyordu. Bir yağda çözünen vitaminler bir de suda çözünen vitaminler. Yağda çözünen vitaminler adek vitaminleridir. Adek vitaminleri vücutta depo edilebilen vitaminlerdir arkadaşlar. Karaciğerde depo edilir. Dolayısıyla eksikliği geç görülür. Ama suda çözünen vitaminler B ve C grubu, B grubu ve C vitamini. Bu vitaminler vücutta depo edilmez idrarla dışarı atılır. O yüzden de eksikliği çabuk ortaya çıkar. Gök yağda çözülen vitaminler vücutta depolanabildiklerinden fazla miktarda alındıklarında olumsuz bir etki göstermez diyor. Yanlış arkadaşlar, gösterir. Nasıl gösterir? Şöyle. Eğer biz vücudumuza fazla miktarda alırsak karaciğer bunu fazla depo eder ve bir süre sonra zehir etkisi gösterebilir. O yüzden bu yanlıştır. Etki gösterir demesi lazımdı. Bazı vitaminler koenzim olarak işlev görebilirler. Evet. Mesela B1 vitamini az önceki soruda görmüştük. Koenzim görevi yapabiliyorlardı. Neydi koenzim? Enzimin yapısına katılan yardımcı kısımdı, değil mi? Vücutta enerji depoları tüken, tükendiğinde vitaminler enerji elde etmek için kullanılabilirler demiş. Bakın bizim bildiğimiz e, doğru bildiğimiz yanlışlardan bence en önemlisi bu. Vitaminler enerji vermez. Vitaminler sadece bağışıklık sistemini güçlendirir veya vücudumuzun diğer kısımlarını güçlendirir arkadaşlar. Kesinlikle enerji kaynağı olarak kullanılmaz. Vücudumuzda 3 tane enerji kaynağı vardır. Bunlar nedir? Karbonhidrat, yağ ve protein. Bunlar haricinde hiçbir şey enerji kaynağı olarak kullanılmaz unutmayın. O yüzden yanlış bütün canlılar ihtiyaç duydukları vitaminleri sentezleyebilirler. Bu da yanlıştır. Bitkiler sentezleyebiliyor ama bizler vitaminleri sentezleyemiyoruz arkadaşlar. Yanlıştır. Öncül madde olarak alınan bazı vitaminler vücutta aktifleşebilirler. Bu doğrudur. Bakın mesela biz D vitamini Kolesterol olarak alıyoruz. Daha sonra kolesterolün bir türevi olarak alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra D vitaminine dönüşüyor. Dolayısıyla öncül olarak alıp aktifleştirebiliyoruz. Cevabımız ne olacak? Hangileri doğrudur dediği için 2 ve 5 olur. Yani bursa şıkkı olur. 20. soru. Amino asitlerin açık formülünü gösteren aşağıdaki şemada moleküldeki kimyasal bağlardan 5 tanesi numaralandırılmıştır diyor. Buna göre bir protein molekülü sentezlenirken iki amino asit hangi numara, numarayla gösterilen yerlerden birbirine bağlanır? Şimdi bakın burada bir tane amino asit var. Ben yanına bir amino asit daha çizeceğim. Oradan birbirine bağlayacağız. Birinci amino asitin karboksil grubu ile bakın karboksil grubu şurası. Şurası. İkinci amino asitin amino grubu arasında. İkinci amino asiti çizdiğim zaman bakın karbon. Karbon. Şuraya OH yapalım. Şuraya oksijen yazalım. Şuraya azot. Buraya bir tane hidrojen. Şuraya da bir tane hidrojen. Şimdi bakın burayı bir olarak numaralandırdım. Burayı 2. Şurası, şuraya bir tane daha hidrojen varmış. 3. Şöyle 4, 5. Şimdi birinci aminoasitin karboksil grubundaki OH ile bakın şöyle şuradaki OH ile ikinci aminoasitin amino grubundaki hidrojen gelip bağlanıyor. O zaman birinci amino asitte 5 numaralı yer, ikinci amino de 1 numaralı yer bağlanır. Cevabımız ne olur? Edirne şıkkı 5'e 1 olur arkadaşlar. 21. soru. Bazı böcek türlerinin su üzerinde yürüyebilmesi suyun hangi özelliğine bağlanabilir? Hatırlayın. Önceki sorularda ben size anlattım değil mi? Ne vardı? Şöyle şurayı bir göl olarak düşündüğümüzde burada bir gerilim oluşturuyorlar değil mi? Yüzey gerilimi. Yüzey gerilimini neyle kuruyorlardı? Hidrojen bağlarıyla kuruyorlar arkadaşlar. Su molekülleri şuralara hidrojen bağlarıyla bağlanıyorlar ve bir gerilim oluşturuyorlar. Bu sayede böcekler su üzerinde yürüyebiliyorlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Bakın moleküller arasındaki hidrojen bağlarının varlığı olacak. Bursa şıkkı olur. Özgür ısısının yüksek olması sayesinde Mesela denizler geç ısınıp geç soğuyor. Bu sayede arkadaşlar e, atmosferin sıcaklığı korunmuş oluyor. Yine denizlerin sıcaklığı korunmuş oluyor. Canlar için büyük fayda sağlıyor. Hem katı hem sıvı hem gaz halinde olabilmesi yine bizim için de büyük fayda sağlar. 4 derecede en yoğun halde bulunması katılaşma hali aslında. Yine bu katılaşma hali de yine canlıların e, yaşamasına olanak sağlar. İyi bir çözücü olması da mesela besinlerin sindirilmesine olanak sağlar. Dolayısıyla bize burada sorduğu hangisidir? Bursa şıkkıdır. Cevabımız B şıkkı olur. 22. Nişasta, selüloz ve glikojen molekülleri için hangileri ortaktır? Şimdi nişasta ve glikojen depo polisakkarittir. Selüloz yapıya katılan bir polisakkarittir. Selüloz hücre zarının pardon, hücre duvarının yapısına katılır. Nişasta bitkilerde depo maddesi, glikojende hayvanlarda, mantarlarda ve bakterilerde depo maddesi. Diyor ki yapı maddesi olarak işlev görme. Hayır bu ortak olmaz. Bu sadece kimin özelliği? Selülozun. Bu gitti. Aynı monomerden yapılmış olma. Evet bakın. Aynı monomerden yapılmış olma. Üçünde de ortaktır. Hepsi glikozdan oluşuyor. Bu olur. Hücre içerisinde depolanabilme. Nişasta ve glikojen hücre içinde depolanır. Ama selüloz arkadaşlar zaten hücre duvarını oluşturuyor. Dolayısıyla hücre dışında hücre içinde depolanmaz olarak alıyoruz. Cevabımız olacak yalnız iki bursa şık. Geçelim diğer sorumuza şimdi. 23. soru. Yapısal bir polisakkarit olan kitinle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Saf kitin yumuşak olmakla birlikte yapısına kalsiyum karbonat tuzunun katılmasına sertleşir. Bu doğrudur arkadaşlar. Zaten saf kitin. E, ameliyat ipliği olarak da kullanılıyor ama yapısına kalsiyum karbonat katıldığında sertleşiyor ve böceklerde dış iskelet oluşturuyor. Bu doğru. Eklem bacaklı canlıların dış iskeletinde bulunur. Az önce söyledim doğru. Diğer polisakkaritlerden farklı olarak yapısında azot bulunur. Doğru arkadaşlar. En önemli özelliği bu zaten diğerlerinden ayıran. Birçok mantarın hücre duvarının yapısına katılır. Evet. Mantarlarda hücre duvarının yapısını oluşturuyor kitin. Doğru. Böceklerin hücre zarının sertliğini sağlar demiş. Hayır böceklerde sadece dış iskeleti oluşturuyor arkadaşlar. Hücre zarına katılmaz. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olur. 24. Suyun özelliği, suyun aşağıdaki özelliklerinden hangisi bitkilerin gövdesinde yer çekimine zıt yönde taşınmasını kolaylaştırır? Bunun tamamen bağlanmayla alakalı yani bağlarla alakalı bir durumu var. Dikkat ederseniz bakın su ile ilgili sorularda genelde bu hidrojen bağlarını soruyorlar. Moleküller arasında hidrojen bağları oluşabilmesi. Cevabımız bu olacak. Şöyle açıklayayım arkadaşlar. Az önce size göstermiştim. Şöyle bir bitkinin e, suyu taşıyan gövdesi olarak düşünün. Bakın su molekülleri aralarında şöyle hidrojen bağları kuruyorlar. Ve bu hidrojen bağları sayesinde birbirlerine bağlanıp şöyle bir zincir halinde yukarıya doğru taşınıyorlar. Tabi bunu yaparken bakın bu birbirleri arasında hidrojen bağları kurmasına biz kohezyon kuvveti diyoruz. Bir de gelip şu hücre duvarının şey hücre duvarı demeyeyim de şuradaki boruların duvarlarına yapışıyorlar arkadaşlar. Bu duvarlara yapışmalarına da ne diyoruz? Biz adezyon kuvveti diyoruz. Hem adezyon kuvveti hem de kohezyon kuvveti sayesinde yer çekimine zıt yönde taşınabiliyorlar arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacak. Diğerlerini zaten çok açıkladım o yüzden burada tekrardan açıklamıyorum. Son iki sorumuz. Diyor ki hücre içinde gerçekleşen enzimatik bir reaksiyonda reaksiyon koşullarının uygun ve enzim substrat doygunluğunun olduğu bir reaksiyon eğrisi başlangıçta aşağıdaki gibidir. Bakın enzim substrat doygunluğu var, reaksiyon hızı bu şekilde. Diyor ki bu reaksiyonda ortamdaki substrat miktarının S anında artması sonucu reaksiyon eğrisi aşağıdakilerin hangisinde verildiği gibi olur. Şimdi arkadaşlar Enzim sayısı ben sayı vererek gideyim daha iyi anlamanız için diyelim ki enzim sayısı 10. Substrat sayısı da 10. Bunlar birbirine bağlandı. Doygunluk gerçekleşti. Ben ortama getirdim doygun olduğu halde tekrardan substrat koydum. Bir 20 tane daha substrat koydum. Ne olur bakın hiçbir şey değişmez. Şimdi enzim zaten şu an doygun, değil mi? Bu enzimlerin işi bittikçe ne yapacak? Gelip buradan bir tane alacak, bağlanacak. İşi bittikçe gelip bir tane alıp bağlanacak. Yani bir süre sonra artık reaksiyon sabit devam etmeye başlar. Çünkü işi biten enzim gelir alır devam eder. Biten enzim gelir alır devam eder. O yüzden reaksiyon sabit devam eder arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız sabit devam eden C şıkkı olur. Ha eğer hem enzime hem substratı artıracak olsaydı o zaman ikisi de artar olarak gidecekti. Yani reaksiyon düz bir çizgi halinde giderdi yukarıya doğru. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oluyor. Son soruya gelelim. Diyor ki Aşağıdaki grafikte X ve Y enzimlerinin çalıştığı sıcaklık aralıkları gösterilmiştir. Bu grafiğe göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi bakıyorum X enzimi 0 ile 45 derece arası yaklaşık çalışmış. Y enzimi 40 ile 85 derece arası yaklaşık çalışmış. Diyor ki X enzimi endotermik yani vücudunu belirli bir sıcaklıkta tutması zorunlu olan bir canlıya ait olabilir. Bakalım Y enzimi termofilik yani sıcaklık artışına toleranslı bir canlıya ait olabilir. Şimdi Y enzimine baktığım zaman Y enzimi çok yüksek sıcaklıkta çalışabiliyormuş. O zaman termofilik yani sıcaklığa toleranslı bir canlı enzimi olabilir. Bu doğrudur. X ve Y enzimlerini taşıyan iki farklı canlı aynı yaşam alanını kesinlikle paylaşamaz demiş arkadaşlar. Şimdi ikisinin de ortak olduğu bir alan var mı diye bakacağız. Şimdi ikisinin ortak olduğu bir yer var mı? Var, değil mi? Bakın şurası. İkisinin de ortak olarak çalıştığı bir alan var. O zaman aynı alanı kesinlikle paylaşamaz diyemiyoruz. Paylaşabilir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Şimdi birinci numaraya baktığım zaman X enzimi endotermik yani vücudunu belli bir sıcaklıkta tutulması, tutması zorunlu bir canlıya ait olabilir. Bu da doğrudur. Şöyle alacağız. Şimdi bakın bizi düşünün. Bizler yüksek sıcaklık mesela sıcaklık değeri 40 dereceye kadar geldiği zaman vücudumuzdaki enzimler bozuluyor değil mi? Sıfıra geldiği zaman da bozuluyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne oluyor bakın en iyi sıcaklık derecesi 35, 36 hatta 37 derecedir. Ondan sonrası bizim enzimlerimizi bozuyor. Dolayısıyla endotermik canlı için geçerli diyebiliriz. Burada endotermik canlı dediği sıcak kanlı canlıdır bu arada onu da söyleyeyim. Sıcak kanlı canlı demektir arkadaşlar endotermik demek. Evet 1 ve 2 doğru olur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Evet böylece bitirdik. Bakın burada cevap anahtarı da var. PDF olarak ekleyeceğim açıklama kısmına. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.